Merhaba, ben nasıl doğdum sorusuna çocuğun yaşına uygun nasıl cevap vermeli? Çocuğum ne zaman kendi başına banyo yapmalı? Çıplaklık konusunda uygun yaklaşım nedir? Çocuğunuzun kendi yatağında yatması neden önemli? Bu videoda çocuğunuzun sağlıklı cinsel gelişimiyle ilgili önemli noktalarda siz anne babalar nasıl bir yaklaşım içinde olabilirsiniz? Bunları konuşacağız. Öncelikle en sık sorulan sorulardan biriyle başlayalım. Ben nasıl doğdum, nasıl dünyaya geldim? Bu sorularla karşılaştığınızda şöyle cevap verebilirsiniz. Kız çocuklar büyüdüklerinde eğer isterlerse anne olabilirler. Babam ve ben birbirimizi sevdik ve evlendik. Daha sonra bir çocuğumuz olsun istedik. Bebeğin oluşması için kadın ve erkek, yani ikisi de önemli. Erkeklerin vücudunda sperm, kadınların vücudunda da yumurtalar var. Bebeğin oluşması için kadının yumurtası ile erkeğin spermi annenin karnında rahim adı verilen odacıkta birleşir. Sen 9 ay boyunca karnımın içindeki bu odacıkta beslendin ve büyüdün. Ben orada nasıl büyüdüm diye sorarlarsa, karnımdaki bu odacık seni alabilecek kadar büyük. Ben yemek yediğimde bütün yediklerim beslenip büyüyebilmen için hortum gibi bir kordonla sana ulaşıyordu. Yani ikimiz birden acıkıp ikimiz birden doyuyorduk. Ben karnımdaki bölmeden nasıl çıktım? 9 ay sonra artık çok büyüdüğün için karnımdaki odacığa sığmaz oldun. Artık dışarı çıkmak istiyordun. Ancak dünyaya gelebilmen için doktora ihtiyacımız vardı. Onun için babanla birlikte hastaneye gittik. Doktorun yardımı ve senin çabalarınla vajinamdan çıkarak dünyaya geldim. Tabii sen bunları hatırlamıyorsun çünkü çok küçüktün. Ailemize katılman bizi çok mutlu etmişti. Büyük annen, deden, ablan hepsi çok sevindiler. Senin bol bol resimlerini çektik. Birlikte resimlerine bakmak ister misin diyebilirsiniz. Bebeklik resimlerine bakmak çocuğunuzun anlamasını kolaylaştıracaktır. Eğer evlat edinmişseniz bunu çocuğunuza ne zaman ve nasıl anlatmanız gerektiğiyle ilgili bir psikologdan destek alabilirsiniz. Çocuğunuzun kendi başına banyo yapması cinsel gelişimi için önemli. Çocuk yalnız başına banyo yapmayı öğrendiğinde kimse onu görmeden banyo yapabilir. Bedeninin kendine ait olduğunu ve o istemediğinde kimsenin göremeyeceğini öğrenir. Bu nedenle 6 yaşından başlayarak çocuğunuzu yalnız başına banyo yapmaya alıştırmaya başlayabilirsiniz. Bunun için nasıl yıkanacağını anlatmanın yanı sıra düşmemesi için gerekli önlemleri almanız gerekli. Bir diğer önemli konu çıplaklık. Çocuğun yanında soyunmamaya, evde çıplak dolaşmamaya veya o soyunurken etrafta insan olmamasına özen göstermek gerekir. Böylece çocuk her insanın bedeninin kendine özel olduğunu, kimseyi izinsiz çıplak göremeyeceğini ve de kimsenin de onu izinsiz çıplak görmemesi gerektiğini öğrenir. Eğer eviniz bunun için uygun değilse odada dolap, perde veya ranza yardımıyla bölmeler oluşturarak bir çözüm bulabilirsiniz. Çocuk, anne babasını ya da kardeşini yanlışlıkla da olsa çıplak gördüğünde kendi vücudu ile anne babasının veya kardeşinin vücudunun farkını anlamakta zorlanabilir. Bu yüzden çocuğunuza açıklama yapmanız, sorduğu sorulara doğru cevaplar vermeniz çok önemli. Çocuğunuz sizinle aynı odada veya aynı yatakta mı yatmak istiyor? Çocuklar bazen anne babalarıyla birlikte yatmak isteyebilir. Ancak çocuğun anne babasıyla birlikte yatmayı alışkanlık haline getirmesinin hem çocuk hem de eşler açısından olumsuz yanları var. Örneğin anne baba ve çocuk aynı yatakta rahat uyuyamayabilir. Çocuk uyumak için anne babasına bağımlı hale gelebilir ve kendi başına uykuya dalmada zorlanabilir. Ayrıca anne babanın cinsel yaşamı da olumsuz yönde etkilenir. Peki, çocuğunuzun yalnız uyumasını sağlamak için neler yapabilirsiniz? Öncelikle çocuğunuzun sizinle birlikte yatmak istemesinin nedenini anlarsanız, yalnız uyumasını sağlamak için farklı çözüm yolları düşünebilirsiniz. Örneğin, karanlıktan korkuyorsa perdeyi biraz aralayıp dışarıdan kısık bir ışık gelmesini sağlayabilirsiniz. Çocuğunuz hasta olsa bile anne babanın yatağında yatmasına izin verilmemeli. Çünkü kuralınız bir kez bozulduğunda çocuk bu kuralı tekrar bozmayı deneyebilir. Bu nedenle çocuğunuz hastalandığında uyuyuncaya kadar onun odasında uyuyabilir, sonra kendi yatağınıza dönebilirsiniz. Yatmadan önce çocuğunuzu uykuya hazırlamak için bir uyku düzeni oluşturmak da önemli. Örneğin dişlerini fırçalamak, pijamalarını giymek, anne babasıyla yatakta 15 dakika hikaye okumak ve uyku zamanı gibi. Böyle bir düzen oluşturup tutarlı bir şekilde uygulayarak çocuğunuzun uykuya geçişini kolaylaştırabilirsiniz. Çocuğunuz kendi yatağında uyuduğunda onunla gurur duyduğunuzu ve bu kadar büyüdüğü için mutlu olduğunuzu söyleyip onu takdir edebilirsiniz. Bazen de çocuklar kendilerine ait bir odaları olmadığı için anne babasının odasında yatmak zorunda kalabiliyorlar. Bu durumda da çocuğunuzun anne babasının yatağında değil, kendi yatağında yatması önemli. Çocuk ve anne babanın yatağı perde veya dolapla ayrılarak çocuğun anne babasının yatağını görmesi engellenebilir.
Çocukların bedenlerinin kendilerine özel olduğunu öğrenmeleri için kardeşlerin de mümkünse aynı odada ve aynı yatakta yatmamaları önemli. Bu nedenle yataklarının ayrı olması, odanın dolap veya paravanla ayrılması iyi olabilir. Sünnet, mastürbasyon, cinsel yönelim, cinsel kimlik gibi konularda ne düşünüyorsunuz? Bunlarla ilgili çocuğunuza yaklaşımınız nasıl olabilir? Bu konuları konuştuğumuz diğer videolara da göz atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.